Video Teach Projesi video serisine hoş geldiniz. Off-grid sistemler temel olarak PV panel, şarj kontrol cihazı, invertör ve akü bileşenlerinden oluşur. Öncelikle çalışma alanında kullanılacak malzemeler belirlenip hazırlanmalıdır. Bu sistemde 4 adet 80 watt polikristal güneş paneli, 12 volt 20 amper MPPT şarj kontrol cihazı, 12 volt 55 amper saat akü ve ilk olarak 12 volt 600 watt modifiye sinüs invertör, ikinci olarak ise 12 volt 1 kW akıllı invertör kullanılmıştır. Fotovoltaik panel kablo uçlarına, konnektör pensesi ile kablo kesintisine uygun MC4 konnektörler çakılır. Burada konnektörün tam olarak geçtiğine dikkat edilmelidir. MC4 konnektörlerde sızdırmazlık rekorları iyice sıkılır. Fotovoltaik paneller seri bağlanmıştır. Burada şarj kontrol cihazı veya invertörün maksimum solar voltajına dikkat etmek gerekir. Akü kutuplarının bağlantısı yapılır. Burada hem şarj kontrol cihazına hem de invertöre bağlamak üzere iki kablo kullanılmıştır. Aküden gelen kablolar polaritesine dikkat edilerek şarj kontrol cihazında akü işaretli yere bağlanır. Fotovoltaik panellerden gelen kablolar polaritesine dikkat edilerek şarj kontrol cihazında panel işaretli yere bağlanır.
Invertere DC giriş bağlantısı yapılır. Invertör AC çıkış yükü bağlanır. Sistem test edilir. Buraya kadar modifiye sinüs invertör kullanılarak bağlanan bir off-grid sistem anlatılmıştır. Şimdi de bir akıllı invertör kullanarak bağlantının nasıl yapılacağını görelim. Öncelikle akünün akıllı invertöre bağlantısı ile başlanır. Aküden gelen kablolar bağlanırken invertördeki işaret ve gerilim yönüne dikkat edilir. PV panel kabloları invertöre bağlanır. Bağlantısı yapılan sistemi test etmek adına AC bir yük bağlanır. Sistem test edilir. Böylelikle akıllı invertör kullanarak off-grid sistem bağlantısı gerçekleştirmiş olduk. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Proje hakkında detaylı bilgi almak ve videoların devamını izlemek için YouTube, Facebook sayfalarımızı ve web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.